Hocam ne diyorsunuz? Nasıl check-up sonuçları? Hocam ne olur söyleyin, heyecan mı yaptınız? Zamanım azsa bu vakit kaybı beni üzer. Belki her dakika önemli. Oo. Ne çıktı hocam kutumdan? Oğlum, ecel geldikten sonra hasıl doğmuş, hayal başka bir şeyden. Ne fark eder Memdali? Amaç çok fazla yaşamak değil. Amaç yaşadığın müddetçe hayata iz bırakabilmek. Aa! Nenem de böyle söylerdi. Sizin nesili okulda öğretiyorlar galiba. Yalan mı? Bak mesela Sabiha Gökçen'e kadın iz bırakabilmek için kendine hava alanı yaptırdı. Ama Vedat Hoca... Ben seni dinledim. Şu Osmanlı padişahlarına bak. Hepsi bu dünyadan göçmeden önce köprü yaptırdılar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Hocam ne yaptınız? Onlar nasıl yaptırsın o köprüleri? Yahu bilmem kaç tane gemiyi kızaklarla karadan yürüten koskoca padişah bir köprü mü yaptıramayacak? O Mısır piramitleri yeni mi zannediyorsun sen? Amba saf ya. Tabii hocam haklısınız. Doğru. Ben müsaadenizle şu sonuçlarıma... Hocam. Hocam kesin bir şey var ve benden saklıyorsunuz. Yani konuyu değiştirmek için köprüler, şakalar... Tabii en gözde öğrencinize nasıl söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz. Hocam direkt söyleyeyim ben anlarım. Peki. Ulan terbiyesiz herif. Sen buraya hava atmaya mı geldin ha? Aklınca dalga mı geçiyorsun zibidi? Hocam niye öyle söylüyorsunuz? Bir kusurumuz mu oldu? Oldu. Hocam ben acilen check-up yapmam lazım. Çok kötü şeyler hissediyorum. Galiba sayılmış günlerde yiyorum. Hocam kusura bakmayın ama çok kötü yaptınız. Yani her insan taklitte başarılı olacak diye bir şey yok ama siz çok kötüsünüz yani. Adınıza biraz utandım. Oğlum senin için dışın tertemiz. He? Böbreklerin saat gibi. Ya ciğerlerin pırıl pırıl. Sanki bugün doğmuş gibi. Benim röntgenlerimde hangisi karaciğer, hangisi akciğer ayırt edilmiyor. Hocam o zaman benim bir şeyim yok. Ben uzun yaşarım. Onu bilemezsin. Pisi pisine kaç kişi gidiyor günde? Hocam size çok kolaylıklar diliyorum. Bana da geçmiş olsun madem Türk gibiyim. Bana bak gençliğine güvenip hava atma. Neler oluyor hayatta? Ne hava atması hocam? Siz beni galiba biraz kıskandınız. Gerçi ben de gençleri kıskanıyorum ama işte hayatın gerçeği bu. Sen baya baya. Evet hocam bu sefer alenen hava attım. Hiç aklımda yoktu o kadar söylediniz ki. Aklıma geldi ve yapayım dedim. Hocam kusura bakmayın bir anda mutlu olunca. Affedersiniz ben kaçtım. Turp gibisin mi Moş? Turp gibi. Check-up tertemiz çıktı. Şimdi haberler. 45 yaşındaki M.A. belediyenin açtığı kuyuyu fark etmeyerek içine düştü. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan M.A. aynı kuyuyu fark etmeyen başka bir vatandaşın üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ama talihsizlikler bir türlü bitmedi. Bitsin canım bitsin. İstanbul'da kaçan at dehşet saçtı. Önüne geleni çifteleyerek ilerleyen eski yarış atı 6 kişinin içinden geçti. Üçünü sağa, üçünün sola fırlatan at durmadı. Yukarıda vatandaşı geliyorlar ya. Kardeşim. Kardeşim ne basıyorsun kornaya tak 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 tak. 2 dakika beklesen incilerim mi dökülür ya? Allah. Allah'ım yarabbim ya. Vurdun mu? Yaşıyordu. Yaprakları var. Aç kapıyı, aç. Camı aç, camı. Artısı göl olmaz. Aç camı, aç. Çok özür dilerim kardeşim. Bilemedim. Bak sakın bana ah etme.
Zor topladım durumları. Ah etme bana. Tamam mı? Bilemedim. Ah etme, ah etme. Ah yok. Al şunu. Al bu kartı. Al. Abim doktor. Ara, tedavini yaptır. Ben üstleneceğim. Ara bak. Tamam mı? Sen olursan da ben plakanı aldım, bulurum seni. Lan ne basıyoruz konuya? Görmüyoruz, bir şey konuşuyoruz burada. Benim anlaştık mı? Hayır, hayır, hayır. Hah. Aynen. Tamam, sen devam et. Ben onlarla ilgileneceğim kardeşim. Hadi git sen kardeşim, git. Lan oğlum ne basıyoruz lan? Adamın kafasına kamyon düştü. İlacı alamayıp köprüden savrulan kamyon, otobüs durağında bekleyen yayaların üstüne düştü. Tövbe yarabbim. Mehmet Ali, seninle acil bir konu hakkında görüşmem lazım. Hemen buluşalım. Abi şu an hiç zamanı değil. Çok yoğunum. Odada hasta var. Öksürün lütfen. Sen öksürdün. Niye, ben hastayla aynı anda öksüremem mi abi? Tıp literatüründe böyle bir kural mı var? Aşk olsun Mehmet Ali yani ha. Kaç yıllık abinim senin. İlk defa önemli bir mevzu hakkında görüşmemiz lazım diyorum. Yaptığın şeye bak. Ben hayatımda ilk defa bir şey istedim senden. Vicdansız, yalan mı? Yalan abi, yalan. Hadi ya. Hep her defasında böyle yapıyorsun, beni ayağına getirtiyorsun ya. Ama bu sefer yemezler. Zaten benim derdim bana yetiyor. İyi işte, ne güzeli ya. Dertli olmam değil mi? Vay be, tam bir örnek abi işte. Siz varken düşmana mı gerek var be? Ya onu demiyorum bu oğlum. Derdim varsa oturur konuşuruz işte, o bakımdan dedim. Yok, aslında benimki tam dertte sayılmaz da... Konuşmakta fayda olabilir tabii. Ya derdim büyüğü küçüğü mü olur Mehmet Ali? Tamam işte, benim iki saat boş dersim var. Kafede buluşalım, kahveler senden. Hadi. Peki abi, peki. Öf be. Ya kardeşim, şimdi nasıl da söyleyeceğim bilmiyorum ama ocağına düştüm ya. Yani bu söyleyeceğim şey benim hayatımda böyle dönüm noktası olabilir yani. Rüyamda Duru Nine'yi gördüm. Ya yapma şunu Allah aşkına ya. Hemen dikkatleri üzerine çekmeye çalışma yani. Kaç yaşına geldim Mehmet Ali? Bırak artık şu huyunu ya. Bırak ilk önce ben bir lafımı edeyim, sonra sen lafını edersin. Ne demişler? Yani su küçüğün, dert büyüğün yani. Söz büyüğündür o. Olsun, neyse ya. Orada bile avantaj bende. Atalar bile benden yana. Ya ne istiyorsun sen benden? Derdin ne Allah aşkına ya? Tamam abi, haklısın. Sen anlat lütfen. Tövbe tövbe. Duru Nine öyle mi? Abi sen söylediklerinde haklısın. Sen ilk önce anlat, ben sonra anlatacağım. Ya şimdi kardeşim, sen ne biliyorsun ya? Ben bu yaşıma kadar... Abi yazı geldi. Ya ta Allah Allah. Ne? Yazı mı geldi? Abi abartma, otur, tamam, bir şey yok. Oğlum ben nasıl oturayım lan? Ne dediğinin farkında mısın sen? Otur, şey yapma, otur. Önemli bir şey değil zaten. Kimseye de söylemedim. Bizimkiler tura geldi dedim. Şimdi onlar inanıyorlar ya, üzülmesinler yani. Canım kardeşim. Uzatmaları oynuyormuşsun. Haberin yok. Düdük çaldı, çalacak. Tevekkeli. O yüzden annem sana yıllardan beri iyi davranıyor. Kadın hissetmiş. Anne yürümüştü. Ondan mı diyorsun? Tabii. Abi peki denk geldiyse? Ne denk gelmesi ya? Ne denk gelmesi? Doğruyla 8'de 8 gidiyor lan. Ben, bana bak. Bundan böyle çok dikkatli davranacaksın ha. Tamam mı? Bu olayı ne kadar geciktirebilirsen... O kadar geciktir yani. Tamam mı? Tehlikeden uzak dur. Uzak dur. Abi. Paranın yazı gelmesi koymadı da. Durun önüm, sen de dünyaya iz bırakamadın dedi de. O koydu. Eğlendi ben. Dalga geçti. Vedat Hoca da öyle. Nasıl yani? Kimler neler neler yapmış. Adamların isimleri havaalanlarına, köprülere verilmiş. Benim ismim ancak bir köprüye verilebilir. O da şu iki dişimin arasında yaptırdığım köprü. Ya sen daha ne yapacaksın ki? Kardeşim, sen iyi bir eş, baba, evlat. Yeri geldiğinde iyi bir arkadaş oldun yani. Lan daha ne iz bırakacaksın? Asfaltı mı kazacaksın lan? Öyle mi diyorsun?
Öyle tabii. Ya bırak o duru nene bana gelsin, bana. Ailemle aram kötü. Evlilik desen yok. Çocuk desen hak getire. Ya arkadaş desen bir tek sen varsın. Lan benim ne biçim bir hayatım var ya? Vallahi haklısın. Yani iyi bir eş, iyi bir evlat dedin ya. Abi, abi. Resmen bana can suyu oldun ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben senden böyle bir konuşma beklemiyordum ha. Vallahi ben de şaşırdım yani düşününce. Ama mevzu abilik olunca iyi olduğumu bilirsin sen de. Peki ya ben? Sen ne? Ben iyi bir kardeş oldum mu? Ya bırak Allah aşkına, nerede? O mevzu tartışmaya kapalı kardeşim. Sen dünyaya geldiğinden beri ya benim hiç yüzüm gülmedi ki ya. Öyle mi? Maalesef öyle. Peki ya benim hakkımda herkes öyle düşünüyorsa? Kim mesela Mehmet Ali? Bizimkiler, evdekiler, hani herkes yani. Olabilir. Yani ben moralim bozuk diye öyle gaz vermek için konuştum. De abartmış da olabilirim. Sen yine de çok şey yapma yani. Peki abi, sağ olasın. Müsaadenle görüşürüz zaten. Görüşürüz inşallah. Vay arkadaş ya. Ben yine derdimi anlatamadım ki.